Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Buraları gerçekten çok özledim. Uzun zamandır yeni video çekmiyordum ve paylaşmıyordum. Önümüzdeki günlerde aklımda bir sürü video fikri var. O yüzden daha aktif olacağımı düşünüyorum. Bugün sizinle en favori ürünlerimle bir makyaj yapacağım. Baktım bunu 10 ay önce yapmışım. Öncelikle beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalımda izlediğiniz ilk videoysa lütfen kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu arada video bitiminde yorum bırakmayı da unutmayın. Yorumlarınızı okumayı çok seviyorum çünkü. Evet, şimdi yüzümde hiçbir şey yok. Ben bunu birkaç video önce kullanmıştım. Hatırlıyorsanız şu Garnier'in C vitamini serumu. Bu sıralar çok popüler. İlk kullandığımda dedim ki ben bunu beğenmedim, bir daha almam, çok parfümlü falan. Ama sanırım alıştım parfümüne ve birkaç tane yorum geldi. Yüzümüze değdirmememiz gerekiyormuş bu ucunu. Artık öyle yapmaya başladım. Ve bu arada gerçekten hani sanki sivilcelerim azaldı. Hani sivilce değil zaten, lekelerim vardı da. Bakın şöyle yanaşayım. Bayağı bir köreldi sanki. Öyle düşünüyorum yani. Daha eskiden daha fazlaydı. Yüzünüze inanılmaz parlaklık, canlılık katıyor. Her makyaj öncesi uyguluyorum mutlaka. Sabah akşam da uygulamaya çalışıyorum. Bazen akşamları unutuyorum ama sabahları genellikle uyguluyorum. Ve gerçekten yüzünüzü çok iyi parlatıyor ve evet, besliyor, canlılık katıyor, lekelerinizi azaltıyor. Güzel bir ürün. Yani yorumumu değiştiriyorum. Uzun süredir kullanıyorum çünkü yani bittikçe alacağım bir ürün gerçekten. Ben Garnier'in zaten yıllardır makyaj temizlemesi olarak Garnier'i kullanıyorum. Hani yüzüme hiçbir zararı olmayan tek marka Garnier kesinlikle. İşte Nivea'dır, Neutrogena'dır, bu tarz markalar yüzümü aşırı şekilde tahriş edip kızartıyor ve mahvediyor. Ama bir tek Garnier'de olmuyor bu. Hani benim cildim böyle demek ki. O yüzden Garnier'in olduğu için de güvendim, aldım. İyi ki de öyle yapmışım. Severek kullanıyorum. Evet, şimdi makyaja geçiyoruz. Şöyle bir pompa aldım. Daha sonra böyle yüzüme bırakıyorum. Tamamdır. Daha sonra böyle elimle burayı dağıtıyorum. Böyle yüzümün her tarafına yedirdim. Ben bunun üstüne güneş kremi uyguluyorum. C vitamini kullanırken mutlaka güneş kremi kullanın. Ama bugün dışarıya çıkmayacağım. O yüzden güneş kremi kısmını es geçiyoruz. Şimdi yüzümüze böyle biraz kalıyor birkaç dakika. Böyle biraz kurumasını bekliyorum. Bendeki 1.5 nokta end rengi. Bu da light medium rengi. Şimdi Wet n Wild'ın bu renk nemlendirici olarak geçen fondötenimsi kıvamda olan bir ten ürünü. Bunu gerçekten çok beğeniyorum. Kapatıcılığı güzel. Her şeyle güzel, uygun fiyatlı bir ten ürünü. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Şimdi L'Oreal Paris Surimat zaten vazgeçemediğim tek fondöten diyebilirim. Aşırıcı yüzünüzü canlı gösteriyor. Parlak bitişli bir fondöten. Şimdi bunun arasındaki fark şu. Hem fiyat farkı var hem de L'Oreal Paris Surimat daha uzun süre yüzünüzde kalan ve yüzünüzü ilk yapıldığı gibi güzel gösteren bir fondöten. Sen Wild'ın bu renkli nemlendirici adı altına geçen ürünü mesela şöyle anlatayım. Sabahtan akşama kadar yüzünüzü duracaksa makyaj L'Oreal Paris'i kullanın. 1-2 saatlik bir makyajsa yaptığınız, o zaman bunu kullanabilirsiniz. Yani bu akşam eve geldiğim zaman yüzümde çok da hoş durduğunu söyleyemem. Yani böyle biraz yağlanma yapıyor, biraz yüzümden bazı yerlerinde uçmuş falan olabiliyor. Şimdi bugün ben bunu kullanacağım. Çünkü maalesef ki video kapattıktan sonra ders çalışacağım. O yüzden bunu uygulayacağım bugün. Elimin üstüne bıraktım. Bayağı da çok bırakıyorum bu arada. Anca çünkü. Anca oluyor. Süngerimi ıslattım. Aldım. Bıraktım. Bakın bir tarafımı yapayım. Diğer tarafı ondan sonra uygulayayım. Hem siz aradaki farkı görmüş olursunuz. Şöyle üstün körü gösterecek olursam gayet parlak bir ürün. Tabii C vitamini sürdüğüm için de bu kadar parlak gözüküyor ama yakınlaşayım. Şu şekilde bir kapatıcılığı var. Çok da yoğun bir kapatıcılığı yok. Diğer tarafa da sürüyorum hemen. Görüyorsunuz. Yüzümün tamamına uyguladım ve gerçekten favori olacak ürünün başında geliyor. Yani kapatıcılığı gayet iyi. Yüzünüzü de yine mat bitişli değil, parlak bitişli. Aynı zamanda
Altında C vitamini olduğu için de gayet parlak ve sağlıklı gözüküyor cildim. O yüzden favorilerimin başında. Şimdi bu ürünlerin hepsine zaten aşağıya linklerim sizin için. Oradan da siz de bakabilirsiniz. Concealer'a geçiyorum. Concealer olarak gerçekten en favorim bu ya. Maybelline'in Eraser Concealer'ları. Bunun neyini seviyorum biliyor musunuz? Doğallığını. Doğal oluyor. Yani göz altınızda böyle beyazlık oluşturmuyor. Renginden de kaynaklı tabii ama hani bu kadar cildimle bütünleşip doğal duran bir concealer daha yok. Süngerini çıkarttım ben. Şöyle açıyorum. Çıkıyor. Böyle. Bir tık daha açayım. Göz kapaklarıma. Ve bazen şöyle yapıyorum bak. Şöyle burnumun üstüne. Bir tık alnıma. Bir tık da çeneme. Bazen şuralara da uyguluyorum ama bugün gerek yok. Süngerimin sivri tarafıyla şu şekilde yukarıya bakarak dağıtıyorum. Aşırı doğal duran concealer'ımı. Şöyle burnumun üstündekini de geçiyorum. Şu alnımın ortasındakini de dağıtalım. Şimdi diğer gözüme geçelim. Bakın görüyor musunuz? Aşırı doğal değil mi? Şu concealer'ımın doğallığına diyecek hiçbir şeyim yok gerçekten. Kapatıcılığı çok iyi ve çok doğal duruyor. Hani şimdi hemen transparan pudra geçeceğim. Çizgileri de olmasını istemediğim için. Yani NYX'in transparan pudrasını kullanıyorum. Bence bütün transparan pudralar aynı. Alt tarafı bir pudra. Böyle bir fırça. Onu şöyle göz altlarıma. Ve mesela uzun süre dışarıda duracaksam şey yapıyorum. Böyle burnuma falan da uyguluyorum. Aslında ben parlak görüntüyü seviyorum. Cildimin daha sağlıklı gözüküyor. Ama dışarıda uzun süre kalacağım zaman o parlak görüntü bir süre sonra yağlı bir görüntüye dönüşüyor. O yüzden de hani şuralara değil de mesela şu burun kenarlarıma pudra uyguluyorum. Ya da mesela böyle alnım çok parlıyor ya da çenem. Ya da böyle dudak kenarlarım çok parlıyor benim. Oralara pudra uyguluyorum. Ama şu kısma falan o doğal bir aydınlatıcı gibi daha sağlıklı duruyor. O yüzden oralara uygulamıyorum. Şöyle göz altlarıma hemen geçtim. Evet, pudrayla da işimiz bitti. En favorim gerçekten bu ya. Benefit'in Hoola kontürü. Ben minisini aldım. Minisi büyüğüne göre daha uygun fiyatlı. Tabii normal markalara göre biraz pahalı bir ürün Benefit. O yüzden minisi de zaten sizi çok uzun süre gider. Şimdi ben bunu nasıl uyguluyorum? Ben bunu kontür fırçamla uyguluyordum her zaman. Ama içinden şöyle fırça çık. Şimdi ben bunu alıyorum böyle. Bu fırçayla aslında daha keskin oluyor bence. Alıyorum şöyle tutuyorum. Böyle istediğim yere bırakıyorum bununla. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Tutuyorum böyle. İstediğim yere bıraktım iki taraftan da. Bir tık alnıma bırakıyorum şöyle. Biraz da çenemi. Sonra istersen burnuma da yapıyorum. Daha sonra şöyle bir yine ona benzer bir fırça alıyorum ve bununla dağıtıyorum bunu. Biraz daha şöyle şakaklara doğru. Evet, şöyle baktığım zaman ikisini şöyle çok fazla ağzımın kenarına getirmiyorum gördüğünüz gibi. Ama yine hani bir tık önden bakıldığı zaman da o keskinat oluşsun istiyorum. O yüzden bir tık daha yakın yapıyorum. Hani çok da geride bırakmıyorum kontürü. Eğer daha profesyonel gözükmesini istiyorsam da baking yapıp biraz daha keskinleştiriyorum. Ama şu an öyle bir şeye gerek yok. Bir kere alayım güzel olsun uzun süre kullanayım diyorsanız Benefit'in Hoola'sına bakabilirsiniz. En favori allığım. En. Yani pastelin bu allıkları iki rengi var bu arada. Diğerini de göstereyim. Bendeki rengi buydu. Biraz daha turuncu, kızıl gibi bir renk. Ben pembesini istiyordum aslında. Pembesi kalmadığı için onu almıştım. Bu da pembesi. Şöyle. Ben böyle güzel pigmentasyonu bir ürün daha görmedim. Azıcık alıyorum.
bırakıyorum. Hatta biraz da elime sürüyorum daha sonra. Geçiyorum yanağıma. Ben kendime cidden pembe allık yakıştırıyorum ya. Böyle çok fazla kızıl allık sevmiyorum. Turuncu allık. Ve yoğun bir ürün. Böyle az az arttırmaya çalışıyorum. Kıvamını. Böyle bir tık burnumun üstüne geçelim. Şimdi geliyoruz kaşa. Kaş için en favorim tabii ki de Benefit. Benefit biliyorsunuz bir numara kaş markası olarak geçiyor. Daha önce Benefit'in kaş kalemini kullanmıştım ve gerçekten çok başarılı. Ama ben pomadını aldım. Hem daha uzun süre kullanayım diye. Kalem bir tık daha hızlı bitiyor çünkü. Hem de zaten daha önce de pomat kullanıyordum. Pomada elim daha yatkın olduğu için pomat alayım dedim. Bu bendeki mini olanı. Benefit'in Cowbrow kaş pomadının mini olanı. Bunun büyük olanı da var. İşte bu 1.8 gram, diğeri 3 gram galiba. Mini almamın sebebi aslında ikisi de aynı fiyat ben aldığım sırada. Ama bu pomatlar böyle içi bir süre sonra kuruyor. Ben de küçük alayım, hızlı bitireyim, kurumadan kullanayım diye böyle yaptım. Çünkü diğer L'Oreal Paris vardı bence daha önce. O kurudu ve kuruduktan sonra kullanamadım zaten. O yüzden böyle mini tercih ettim. Ama siz istiyorsanız büyük de alabilirsiniz. Ama çok az bir miktar bile o kadar güzel yeterli oluyor ki. Mükemmel. Şimdi öncelikle her zamanki yaptığım yöntemle yapacağım. Aldım. Altından çizdim. Gördünüz mü? O kadar azalmama rağmen daha sonra üstünü çiziyorum. Çizdim. Evet, aradaki farkı görüyorsunuz. Yine de aşırı doğal oluyor bu arada. Bu arada bendekinin rengi 3 numara. Birçok rengi var saçınlar için, esmerler için. Yani kendinize uygun rengi kolayca bulabilirsiniz. Şimdi yine aynı şey. Bakın diğerinde de bir kere batırdım. Ve o yeterli oldu zaten bütün kaşım için. Kaşlar direkt ifadenizi değiştiriyor. O yüzden çok çok önemli bence. Evet, şimdi göz makyajına geçiyoruz hemen. Göz için en favori far paletim NYX'in. Renkleri benim her zaman kullanabileceğim renkler. Yani yanıma bunu almam yetiyor aslında makyaj için. Zaten içindeki her rengi gece ve gündüz kombinasyon yapıp kullanabilirsiniz. Şu iki rengi karıştırarak yapıyorum. Bakın. Şu açık olan, bir de şu koyu olanı. Doğal bir geçiş sağlayacağım bununla. Her yerine uyguluyorum yani. Oradaki beyaz rengi kırsın istiyorum biraz da. Bakın gördünüz mü? O rengi direkt kırdı zaten. Oranın o pudranın ve konsilerin beyaz rengini. Şöyle bir fırça alıyorum. Şu rengi alacağım. Ve burayı da atacağım. O çizgimin altını biraz daha koyulaştırmak. Alıyorum. Doğal, hafif, kızıllı bir makyaj yapmak istedim. Gözümde çok turuncu ve kızıl renkleri sevmiyorum. Hani böyle seviyorum ben. Bendeki bu Emily'nin beyaz göz kalemini çekiyorum. Şimdi size iki tane favori maskaramı göstereceğim. İsteğinize, ihtiyacınıza göre. Eğer yoğunluk, böyle dolgun kirpikler istiyorsanız Maybelline'in bu Big Shot'ını kullanabilirsiniz. Bendeki ekstra siyah olan rengi. Ya da eğer böyle uzun kirpikler istiyorsanız da o zaman Maybelline'in bu Sky High maskarasını öneririm size. Yani ikisi de kendi tercihinizde kalmış. Ben bugün Sky High maskarasını kullanacağım çünkü bayağıdır kullanmıyordum. Tek katta bu şekilde. Bakın. Ben genelde tek kat uyguluyorum. Bazen çift kat. Yalnız kirpiklerinizi inanılmaz uzatıyor ya. Highlighter olarak en favorim The Balm'du biliyorsunuz. Ama artık yine pastele geçtim. Pastelin bu Daylight.
krem highlighterları inanılmaz güzel. O kadar doğal ve ıslak bir görüntü oluşturuyor ki. Yani son zamanlarda hep elim buna gidiyor. Alıyorum. Sonra şöyle uyguluyorum. Bakın görüyor musunuz? Direkt zaten ışıl ışıl parladı. İnce tarafı ya da kaş altıma geçiyorum bu arada. Bazen burnumun ucuna böyle highlighter fırçamı dokunduruyorum sadece şöyle. Biraz kalmıştır diye ki kalmış oluyor genelde fırçada. En favorim Golden Rose'un bu 501 numaralı dudak kalemi zaten. Bakın şu kadarcık kalmış. Sadece dışını çerçeveleyeceğim. Sadece dışını çerçeveledim bakın. Daha sonra MAC'in bu Sultry Mou isimli rujuna geliyorum. Yani kokusu, tadı, rengi müthiş. Pigmentasyonu aşırı iyi. Fazla bastırmamaya çalışıyorum. Bir de bunun üstüne Kiko'nun şu son zamanlarda çok favori olan şu 17 numaralı glossunu sürüyorum. Bazıları çok beğenmiş, bazıları hiç beğenmemiş trend yorumlarında. Ama ben bayıldım. Zaten ben pembe ruj süren birisi olduğum için bunun bu ışıltısı bana hiç fazla gelmedi. Ve gayet güzel geldi. Mükemmel. Şöyle perdemi de açtım. Evet, makyajımızın sonuna geldik. Gerçekten burada oturup video çekmeyi sizlere çok özlemişim. Gerçekten çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir makyajımı. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum bırakırsanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.